Sevgili arkadaşlar, kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere İslam Bilim Tarihi dersimizin birinci dönem ikinci sınav sorularının cevaplarını yapacağız. Birinci sorumuzla başlayalım. Abbasi yöneticilerinden Harun Reşid'in bilimin gelişmesine katkıları hakkında bilgi veriniz. Harun Reşid 786'dan 809 yılına kadar halifelik yapmıştır. Ve Halife el-Mensur gibi Abbas halifelerinin farklı kültürlere ilgi duymaları, İslam devletinde imparatorluk bilinci oluşturma çabaları ve ticaretin sağladığı ekonomik imkanlar İslam biliminin gelişmesine tabii ki katkı sağlamıştır. Çünkü artık devlet büyümüştür, ticari gelirler sağlanmıştır ve bilim için de ortam hazırlanmıştır. Devletin pratik uygulamalardaki gereksinimlerini karşılamak için kendisinden önce yaşayan uygarlıkların bilimsel çalışmalarını Arapçaya tercüme ettirmesi bilimin gelişmesinde etkili olmuştur diyeceğiz. İkinci sorumuz Usturlap hakkında bilgi veriniz. Usturlap deyince ilk olarak Fezari aklımıza gelecek çünkü Fezari tarafından ilk defa Usturlap icat edilmiştir ve gök cisimlerinin yüksekliğini hesaplamak için kullanılmıştır Usturlap. Feraziden önce yıldızlar gözlemlemek amacıyla kullanılan basit aletler varmış. Ancak Fezari usturlabı icat ederek gökyüzünü izlemenin yanında zamanı ölçmek için de kullanmıştır. O yüzden usturlap deyince Fezari aklımıza gelir. Üçüncü sorumuzda İslam tıp biliminde yaptığı çalışmalarla öne çıkan ilk hekim Ebu Bekir Errazi hakkında bilgi veriniz. Evet, tıp deyince İbn Sina ve Ebu Bekir Razi çok önemlidir İslam tarihinde. İslam tıp biliminde yaptığı çalışmalarla öne çıkan ilk hekim Ebu Bekir Errazi'dir. Ne yaptı Ebu Bekir Razi? Tıp bilimi çalışmalarında kimyayı tıbbın hizmetinde kullanmıştır. Sadece tıp ve kimya alanında değil, ziraat, ölçü, tartı gibi değişik alanlarda da Ebu Bekir Razi pek çok çalışmalar yapmıştır. Ebu Bekir Razi tıp tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla birçok yeniliğe öncülük yapmıştır. Nelerdir onlar? İşte Bağdat'ta çalıştığı hastanede dahiliye, hariciye, nöroloji, ortopedi ve göz doktorlarından oluşan uzman bir hekim kadrosu oluşturmuştur. Hastanelerde günlük vizite uygulamasını başlatmıştır ki günümüzde hala bu bölümlerde var, bu uygulamalar da devam ediyor. İşte İslam tıp bilim tarihinde Ebu Bekir Razi çok önemli bir yere sahiptir. Ve felsefe deyince Farabi aklımıza geliyor. Farabi'nin felsefe ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi veriniz şeklinde bir sorumuz var. Şöyle cevap verebilir, biraz ayrıntılı ama buradan pek çok soru gelebilir. O yüzden aklınıza kalanları ilgili sorulara cevap olarak verebilirsiniz. İslam tarihinde biliyorsunuz El-Kindi ile felsefe çalışmaları başlamıştır. Batı bilim dünyasında Alfarabius ve Ebu Nasır isimleriyle Farabi tanınmaktadır. İlk öğretmen adı verilen Aristo'dan sonra kendisine Muallimus Sani, yani ikinci öğretmen isim verilmiştir. Aristo'nun lakabı neydi? Muallimul Evvel, birinci öğretmen. Niye? Çünkü Aristo felsefeyi kurmuş. Ancak zamanla önemini yitiren felsefeyi Farabi yeniden diriltmiştir. O yüzden ona ikinci öğretmen, Muallimus Sani denmiştir. Ne yapmış bu alimimiz? Felsefede, mantıkta, siyasette, astronomi alanlarda çok sayıda eser yazmış. Felsefenin tüm insanlığın ortak mirası olduğunu savunmuş. Felsefenin amacının varoluşunu ortaya koyarak ilk nedenlere ulaşmak olduğunu söylemiştir. Aristo mantığını İslam dünyasına tanıtan bilim insanlarının başına yine Farabi gelir. Aristo mantığı Farabi'den önce Süryanice, Grekçe ve Müslüman bilim adamları tarafından araştırılmasına rağmen Aristo mantığı ilk defa Farabi sayesinde gelişiyor ve yepyeni bir şekil alıyor. İşte Farabi mantık bilimini bir bütün haline getiriyor. Kendisinden önce yapılan çalışmalarda çözümlenemeyen mantık konularını açıklıyor. Mantık Farabi sayesinde müstakil ve özgün bir duruma geliyor ve en olgun, en güzel halini alıyor. Düşünsenize şu andaki tüm imkanları olsaydı Farabi'nin acaba daha neler yapardı? Beşinci sorumuz zaten İslam bilim tarihine Beytülhikme'yi öğrenmeden geçemeyiz. Halife el-Memun döneminde dünyanın çeşitli yerlerinden tercüme edilmek üzere kitaplar getiriliyor. Ve Bağdat'ta büyük bir kütüphane kuruluyor. Bağdat neresi? Şu anda Irak'ın başkenti.
Yeni kurulan bu kütüphanede tercüme faaliyetleri başlıyor. Çevirmenlerin yöneticilerden destek görmeleri sağlanıyor ki işte Hint, İran, Yunan, Bizans, Mısır ve Mezopotamya kadim medeniyetlerdir. Yani geçmiş olan, uygarlıklar olan, ilme bilme önem veren medeniyetlerdir. İşte o medeniyetlere ait tıp, astronomi, matematik, kimya, efendim siyasetname, felsefe, mantık kitapları bu Beytül Hikme'de sistematik bir şekilde ne yapılıyor? Tercüme ediliyor. O dillerden işte özellikle Arapçaya tercümeler başlıyor. Bu tercümeyle işte o medeniyetlere ait bilgilere daha kolay ulaşılması hedefleniyor. Bağdat'ta Bilgelik Evi yani Beytül Hikmet'in kurulmasıyla birlikte Beytül Hikme'nin Aristo'nun, Organon, Eflatun'un, Kanun, Dioskurides'in, Materia Medica, Batlamyus'un Coğrafya, Beydaba'nın Kelile ve Dimne gibi eserleri tercüme ediliyor ve İslam medeniyeti bu tercümeler sayesinde gelecekteki Rönesans'ın oluşacağı bir altyapıyı meydana getiriyor. Altıncı sorumuz, İslam bilim insanlarının astronomi alanındaki çalışmaları hakkında bilgi veriniz. Yine geniş bir soru, buradan da değişik sorular gelebilir. Konumuzu tam anlarsanız gelebilecek tüm sorulara eminim doğru cevap vereceksinizdir. Bakın, İslam bilim insanlarının ilgilendikleri bilim dallarından birisi de tabii ki astronomidir. Astronomi araştırmalar için ne yapılmış? Rasathaneler kurulmuş. Ne demektedir rasat? Türkçe'de gözlem, Farsça'da ise rasat, hanesi evdir. Dolayısıyla gözlem evidir. Tamam mı? İslam uygarlığı bilim dünyasına rasathaneleri orta çağda armağan etmiştir. Gök cisimlerini gözlemlemek amacıyla kullanılan sabit gözlem araçlarının bulunduğu, işbirliğine dayalı bir çalışma sisteminin olduğu kurumlardır rasathaneler. Rasathaneler genellikle müstakil ya da bir medreseye bağlı olarak yapılıyormuş. Bu kurumların kütüphanelerinde astronomi kitapları da var. İşte İslam dünyasının farklı bölgelerinde çok sayıda rasathane yapılıyor. Şemmasiye, Bağdat, Meraga, Kasiyun rasathaneleri en önemli rasathanelerdir. Sistemli ve sürekli gözlemlere imkan veren ilk resmi rasathaneler ise Halife el-Me'mun döneminde yapılıyor. Şam'ın Kasiyun tepesinde Kasiyun, Bağdat'ta Şemmasiye rasathanesini kurduruyor diyebiliriz. Yedinci sorumuz, İslam bilim terminolojisinin oluşması nasıl oluşmuştur? Evet, 7. yüzyılın ortalarına doğru tercüme faaliyetleriyle başlayan İslam bilim çalışmaları artık 7. yüzyılda ne yapmış? Devam etmiş. İlgilenen bilim adamları çoğalmış. Farklı dil ve kültürlerden yapılan çevirilerle İslam bilim terminolojisi oluşmaya başlıyor. Abbasilerin 9. yüzyılda bilime ve bilimsel çalışmalara yaptığı katkılar bilim insanlarına verilen değeri arttırıyor. Bilim insanlarının özgün çalışmalar yapmalarına imkan sağlıyor. Çünkü devlet önünü açıyor. Çalışın, yapın, arkandayız diyor. Farklı bilim dallarında uygulamalar, çalışmalar yapılıyor. Hastane ve medreselerde ihtisas bölümleri bulunuyor. Rasathanelerde ve diğer bilim merkezlerinde iş bölümü yapılması ne yapıyor? Bilimsel gelenek oluşturma yolunda atılan önemli adımlar oluyor. El-Öklidisi hangi alanda bilimsel çalışmalar yapmıştır? Yine kitabımızda önemli bir isimdir bu. El-Öklidisi ondalık sayı sisteminden ilk bahseden bilim insanıdır. Yani matematik alanında çalışmıştır. Kitabın ismi Kitabul Fusul fil Hisabil Hindi yani Hint hesapları üzerine fasıllar kitabı. Bu eserinde ondalık sayılardan ilk defa bahsediyor. 1 bölü 10, 2 bölü 10 gibi. Tam sayıyı kesir sayıdan ayırt etmek için iki sayı arasındaki üst kısma bir ters virgül veya noktaya benzer bir işaret koyuyor ve bu işaret ondalık sayı işareti olarak kullanılıyor. El-Kaşi ise ondalık sayı sistemini yeniden ele alıyor ve geliştiriyor. Dolayısıyla ondalık sayı dediğimiz zaman El-Öklidisi aklımıza geliyor. Dokuzuncu sorumuzda El-Harizmi'nin cebir alanında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veriniz. 9. yüzyılda yaşayan en büyük matematikçilerden biri de El-Harizmi'dir. Matematik, astronomi, coğrafya alanlarında yaptığı önemli çalışmalar ile tanınıyor. Cebir onunla birlikte denklemler bilim oluyor. Kitabul Muhtasar fi Hisabil Cebir vel Mukabele yani cebir ve denklem hesabı üzerine özet kitap en önemli eseridir. Eser 3 bölümden oluşuyor Harizmi'nin bu eseri. İlk bölümünde cebirsel ifadeler var. İkinci bölümde geometri ve cebir arasında ilişki var. Üçüncü bölümde ise ardışık sayılara yer vermiş. El-Harizmi Hintlilerin onluk sistemini ve Arap rakamları olarak bilinen rakamları benimsiyor.
Sıfırı kullanmış ve çeşitli hesaplama işlemlerine sıfırın kullanımını açıklıyor. İslam matematiklerinin bu eserleri bilim dünyası için referans kaynağı olmuş, yeni matematiğin yetişmesine katkı sağlamış. El-Harizmi'nin cebir ve aritmetiği Latince'ye çevriliyor. 12. yüzyıldan itibaren Batı'yı çok derin şekilde etkiliyor. Kitab-ül Muhtasar fi Hisab-ül Cebir vel Mukabilat adlı eseri de Batı dünyasında aynı ismiyle kullanılmış. Günümüzde bilgisayar bilimlerinde sıklıkla kullandığımız algoritma kelimesi de yine Harizmi'nin isminin Latincesinden geliyor. Son sorumuzda Batlamyus küresel astronomi problemlerini çözmek için hangi yöntemi kullanmış? Evet, Batlamyus ve astronomi. Batlamyus küresel astronomi problemi çözmek için Menelaus'un tam küresel dörtgen teoremini kullanıyor. Sabit bin Kurre, Risale fi Şeklit Kat adlı eserinde konu yerine ele alıyor ve Menelaus'un teoremini mükemmel bir şekilde ispatlıyor. Bu teoremin farklı ve çeşitli formlarını elde etmek için de kendi geliştirdiği birleşik oranlar teorisini kullanıyor. Sabit'in bu çalışması daha sonra Nasiruddin et-Tusi'nin Kitab-ı fi Şekli Katta adlı eseriyle tanınıyor. Böylece İslam matematiğinin düzlemsel ve küresel trigonometri bir bilim dalı oluşuyor. Evet sevgili arkadaşlar, kanalımızda tüm derslerimizin Kur'an anlatımlarını ve diğer derslerimizin soru örneklerine bakabilirsiniz. Hepinize tüm sınavlarınızda ve derslerinizde başarılar diliyoruz.